burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yani en güneydeki Türk Cumhuriyetlerinden biri. Türkiye'ye ve Türk dünyasına Doğu Akdeniz'i temsil eden en önemli nokta. 2023 yılında Kuzey Kıbrıs'la ilgili uluslararası arenada çok önemli gelişmeler oldu. Tarihi anlar yaşandı. Onlardan biri de Kuzey Kıbrıs'ın, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olmasıydı. Değişen jeopolitik durumda artık izolasyondan çıkıp yeni bir pozisyona geçen Kıbrıs, tüm Türk dünyası için çok önemli. Ve şimdi bütün bu konuları konuşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la röportaj yapmaya gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, TVNET ekranına hoş geldiniz. Öncelikle sizleri tebrik etmek istiyoruz bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Uluslararası ilişkiler alanında çok verimli bir yıl geçti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sıfatıyla ilk kez Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye oldunuz. Bir Cumhurbaşkanı olarak sizin fikrinizi merak ediyoruz. Şimdi bu işin esas özünde, hep oralarda da ifade edildiği gibi, Kıbrıs Türk halkı Büyük Türk milletinin kopmaz bir paçasıdır. Bu kopmaz bir paçası benim çok beğendiğim, çok önemsediğim bir cümledir. Çünkü gerçekten de öyledir. Biz burada tarihimize baktığımızda, köklerimize baktığımızda, geçmişimize baktığımızda büyük bir mücadele vermek. Bugünlere kadar başarıyla gelebildik. 1571'de Osmanlılar burayı fethettiklerinde burada gerçekten farklı bir durumlar vardı. Venedikler vardı. Venediklerin gitmesiyle buradaki işte o zaman Hristiyan dünyasında çeşitli farklı ırklardan insanlar, bu insanlarla Yunanlılarla böyle irtibat kurmuşlar. Yunanca'yı öğrenmişler. Onlar işte Kıbrıs Rumları oldular ama neyse de burası 1878'e kadar Osmanlı'nın hükümdarlığında, ondan sonra da bir süre İngiliz sömürge yönetiminde ama esas egemenlik devri Lozan Anlaşması 1923. 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin buradaki hükümdarlığı son buluyor. Yani 350 yıl kesintisiz Osmanlı Devleti'nin hükümdarlığında olan bu Kıbrıs Adası'nda elbette Anadolu'dan Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinin gelen yerleşen ve çoğalan Kıbrıs Türkler burada ayrı bir halk olarak varlıklarını sürdürmek mücadelesi içerisindeydiler. Nitekim öyle oldu. Kıbrıs'ın geçmişine baktığımızda çok büyük saldırılar yapıldı. Soykırımdan geçtik, bedeller ödedik ama hiçbir zaman pes etmedik, yılmadık. Çünkü biliyorduk ki Büyük Türkiye her zaman bizim yanımızda olacak. Yanımızda da olmuştur ve burada devlet kurduk, cumhuriyet kurduk. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için muazzam bir gayret vardı, çalışma vardı. Ama bütün bu çalışmada Kıbrıs Türk halkı, evet, kendinin büyük iradesi vardır ama esas tabii bize destek olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve özellikle bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun gayretleri çok değerliydi. Gerek bir aşağıda yaptığı konuşmalarda hep Kıbrıs Türk halkı üzerinde bu zulmü hiç doğru bulmadığını, bunun kalkması gerektiğini, ambargoların, izolasyonların, bir takım kısıtlamaların Kıbrıs Türkler üzerinde yapılan bütün bu haksızlıkların kalkması gerektiğini, egemen eşitliğin fevkalade önemli olduğunu, çünkü Kıbrıs'ta geçmişe baktığımızda, uluslararası anlaşmalara baktığımızda, Lozan Anlaşması'na, 1960 Kıbrıs Kuruluş Anlaşmalarına hep oralarda ifade edelim. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Biri Rum halkıdır, biri Türk halkıdır. Nüfus oranına çok bakmak lazım. Çünkü nüfus zaman zaman biz daha fazlaydık. Biz İngiliz döneminde geri Türkiye'ye gittik, Anadolu'ya döndük. Sömürge yönetiminin bir süre sonra Kıbrıs Rumların, Türk Kıbrıs Türkleri yaptıkları saldırılardan sonra bir kısım insanımız İngiltere'ye gitti, Avustralya'ya gitti, Kanada'ya gitti. Çoğu yere dağıldık gittik ama Kıbrıs Türk'ü nüfus olarak bugün bile baktığımda çeşitli farklı ülkelerde yaşayan Kıbrıs Türkler buradaki nüfusla birlikte 1 milyondan fazla insandır. 1 milyondan fazla insanın şair Behçet Kemal'da dediği gibi ondan daha fazla yerin altında vardır. Bu ülkeye hizmet etmiş, kültürüyle, yazdıklarıyla, şiirleriyle, edebiyatıyla, kültürüyle, sanatıyla hep o insanların da izleri vardır. Evet, toprak altındalar ama yaşadılar. Ama demek ki Kıbrıs Türk halkı kendi kimliğiyle, değerleriyle, kültürüyle, milli şuuruyla ayrı bir halktır. İşte dünyada da böyledir. Eğer sen ayrı bir halksan, o halkın hak ettiği saygı ve hürmeti görmek durumundasın. O da nedir özünde? Kendi geleceğini tayin etmek. Biz de dedik ki bu memlekette yaşananlardan sonra, Annan Plan'dan sonra, Kral Montan'dan sonra hep o çalışmalar bizleri Kıbrıs Rumlarla ortak bir devlette bütünleştirme, bir uzlaşı ile federal temel olsun
veya başka türlü ama ortaklık. Bu ortaklık kurulamadı. Çünkü Kıbrıslı Rumlar Yunanistan'da desteğiyle, Avrupa Birliği'nde verdiği güçle hiçbir zaman bizlere eşitlik temelinde bu adanın ne zenginlikleri ne yönetimi paylaşmak istemediler. Hep reddettiler. Hep reddettiler. Artık biz yeni yola girdik. Türkiye'nin de desteği. Yeni yol Kıbrıs'a bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliğiyle böyle bir anlaşma olacaktır. Bu devletler kim? Bu devletler egemen devletler. Kuzeydeki devlet Türk devleti de egemen. Güneydeki Rum devleti o da egemen. İki egemen devletin işbirliğiyle bir anlaşma olabilir. Bu işbirliği gerek denizlerde çünkü çok bu mavi vatanda etraftaki Doğu Akdeniz'de büyük doğal kaynakların olduğu söylemektedir. Bunların paylaşımında, bunların araştırılmasında, geliştirilmesinde, pazarlamasında büyük ortaklık olabilir. Güneş enerjisinde, yenilenebilir enerjide kabloyla sadece Kıbrıs'a olan Türkiye kabloyla bağlanıp hem Avrupa Birliği'ne kadar entegre bir sistem ve buranın tamamıyla enerji meselesi, kökten çözme gibi büyük bir projede ortaklık olabilir. Sağlıkta da olabilir, ekonomide de olabilir, çeşitli farklı konularda ama bunların olabilmesi için karşılıklı, mütekabiliyet ve saygı gerektirmektedir. Onun için diyorum iki egemen eşit devletin işbirliği bir anlaşma. Onun için bütün bu verilen mücadele gerçekten dediğiniz gibi 2022 ve 2023 yılının ta bu 6 Şubat depremine kadar. 6 Şubat depremi bizi çok üzdü, yüreğimizi parçaladı. Çok insan kaybettik, çok acı büyük. O güne kadar büyük bir çalışma vardı. İnşallah bundan sonra da olacak ama dediğim gibi hem Cenevre görüşmelerinde, bundan 2 yıl kadar önce benim orada Türkiye'nin desteğiyle tabii. Artık Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa federal temelde değil, iki egemen eşit devletin işbirliği ve eşit ulusal statüyle ancak bir anlaşma olabilir. Tabii böyle bir durumda bu yine garanti ülkelerin desteğini gerektirecektir. Onun için Türkiye'nin ağırlığı fevkalade önemli. Bir de tabii Cenevre'de söylediğimiz artık biz Kıbrıs Türk halkı olarak bu ambargo, izolasyon ve kısıtlamalardan kurtulmamız lazım. 2023 yılında Annan planına evet diyen Kıbrıs Türk tarafına Birleşik Devletler Genel Sekreterinin bir sözü vardır. Avrupa Birliği'nin sözü vardır. İngiltere'nin sözü vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin sözü vardır. Siz evet deyiniz, karşı taraf ne yapar biz bilemeyiz. Siz evet deyiniz, evet derseniz mükafat, bütün bu izolasyonlar kalkacak. Hı hı. Ve siz daha fazla dünyaya entegre olacaksınız. Gerek direkt ticaret, direkt uçuş, spor ambargosu, kültürel bir takım tecrübeler, her türlüsüyle bunlardan kurtulduğumuz anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir turizm adası olarak, bir öğrenci adası olarak her türlü buradaki hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için çok daha fazla rekabet edebilir bir pozisyona gelecek. Çünkü şu anda bizde maliyetler daha yüksek değil. Ne için maliyetler? Ambargo var, izolasyon var. Evet. Uçaklar bile işte direkt gelemiyor, inecek, kalkacak, ekstra maliyet. Gemiler Türkiye üzerinden gelecek, Mersin'de duracak, tekrar gelecek, ekstra maliyet. Bütün bunlar burayı daha pahalı hale getirmektedir. Daha pahalı hale getirince turizmde ve ekonomide istediğimiz kadar gelişme elde edemedik. Ama hamdolsun bütün bunlara rağmen 1974'ten bu yana yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana 20 Temmuz 1974 bildiğiniz gibi Kıbrıs Barış Harekatı'yla Mehmetçik adaya adım atmış. Mehmetçik'in gelmesi iki bölgeyi oluşturmuş. Mehmetçik adım atmasaydı burası tamamen Yunan adası olacaktı. Onun için tam zamanında hamdolsun Mehmetçik'in Türk askerinin adaya gelmesiyle burada bambaşka bir durum ortaya çıktı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Bunlar çok önemli gelişmeler. Dolayısıyla bütün bunları şöyle bir değerlendirdiğimizde dediğiniz gibi son 1,5-2 yılda çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Türkiye'mizin de desteğiyle, bizlerin de mücadelesiyle bütün dünyaya artık Kıbrıs'ta iki devletin olduğunu, iki farklı halkın olduğunu, iki ayrı demokrasinin olduğunu ve bütün bunlar madem ki diğer süreçler hepsi tüketilmiştir, artık Kıbrıs'ta yegane uzlaşmanın yolu iki ayrı egemen devletin işbirliği ancak olabileceğini var gücümüzle bütün dünya anlatmış durumdayız. Evet. Kıbrıs'la ilgili bütün ülkeler, paydaşlar, taraflar hepsi neyin olduğunu gördüler. Benim geçen haftalarda yaptığım İngiltere ziyaretinde çıktığım televizyon programlarında hep orada da söyledim. Ve orada bile konuya çok yakın olmayan sunucular, programcılar, önemli insanlar evet ya Kıbrıs'ta bir alternatif çözüm önerinizin olduğunu duyuyoruz. Two State Solution şeklinde. Hı hı. Bu yeni terminolojiyi, yeni vizyonumuzu yavaş yavaş dünyanın her yerine seslendirmeye başladık. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün büyükelçileri, 300'den fazla büyükelçisi vardı bütün dünyada. Benim de katıldığım bir toplantıda Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendilerine artık yeni siyasetin
Türkiye'nin desteklediği bir siyaset olduğunu ve her yerde bunu artık söylemeniz gerektiğini ve bana gelen bütün o notlarda, şimdi geliyor bana kriptolar, Türkiye'nin bütün büyükelçileri dünyanın her yerinde sık sık gündeme gelen Kıbrıs meselesiyle alakalı olarak muhataplarına veya görüştükleri önemli kişilere Kıbrıs'ta artık yeni siyasetin tek gerçekli siyaset olduğunu, bunu söylemektedirler. Dolayısıyla çok kısa bir zamanda dediğiniz gibi hem Birleşmiş Milletler'de hem Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci olarak üye olmamız ve anayasal adımızla orada yer almamız ve onun altında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin oraya gözlemci üye olmasıyla işte dün parlamento meclisler arasında yapılan toplantıda bizim Cumhuriyet Meclisimize meclis teşkilatı yolu. Ondan evvel Kıbrıs Türk Ticaret Odası Türk Devletleri Teşkilatı'nın Sanayi ve Ekonomi Teşkilatları Kulübü'ne girdi. Dolayısıyla çeşitli farklı konularda da işbirlikleri vardır. Evet, hep oralarda da inşallah sporda da sanatta da farklı kuruluşta da yer alacaktır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle bir şey var. Dünya düzeni değişiyor. Jeopolitik savaş gidiyor. Dünyanın her bölgesinde, hem Karabağ'da, hem Rusya-Ukrayna savaşı arasında, Doğu Avrupa'da bir değişen güçler var. Shifting powers dediğimiz bir olay var dünyada. Burada Türkiye'de kendi rolünü alıyor. Yani doğal hinterlandına doğru yöneliyor. Bunun en bariz örneklerinden biri de Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması ve bu teşkilatlar bünyesinde Karabağ Savaşı'na müdahale olunması ve Azerbaycan'ın 30 sene Batı'ya kabul ettirmediği bir haklı davasında zaferle sonuçlanması gibi önemli bir olaylar oldu. Ve şimdi sizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak dünyanın gündemine oturan ve herkesin merakla beklediği bir teşkilata gözlemci üye oldunuz. Böylece aslında Türkiye şu mesajı vermiş de olabilir, sizin de bahsettiğiniz gibi. Evet, eğer Cenevre'de, Birleşmiş Milletler'de Kıbrıs'la ilgili izolasyon kalkmazsa farklı bir alternatifler de ortaya doğuyor gibi. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ülkelere de baktığımızda Kıbrıs'la ilgili çok fazla bilgi sahibi değiller, özellikle toplumlar arası. O yüzden sizin, bizim izleyicilerimiz de ağırlıklı olarak Türk dünyasından izliyor. Yani 300 milyonluk büyük bir aileye hitap ediyoruz. Size şunu sormak istiyorum. Kıbrıs'ın Türkiye için öneminden bahseder misiniz? Çünkü Türkiye için önemi aslında Türk Devletleri Teşkilatı için de önemini ortaya çıkarmış olacak. Ve hep konuşmalarımda biz en güneydeki Türk devletiyiz. O şekilde ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten burada bağımsız bir halk vardır. Halk dediğinde nedir? Kendi kimliği, kendi geçmişi, kendi kaderi, kendi tarihi, öz kültür dediğimiz, evet, Türk kültürü, dilimiz Türkçe, dinimiz Müslüman, İslam. Dolayısıyla ayrı bir halk olarak bu Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ülkelerin en güneyinde, Türkiye'nin de güneyinde bir Türk devleti olarak bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, hürriyetimizi verdiğimiz mücadeleyle, tarihimizden yaşadıklarımızla kazanmış bir halk olarak bundan gurur duyuyoruz. Onun için biz aynı kökten gelen halklarla, insanlarla bu kültürümüzü paylaşmak, bütün bu münasebetlerle, kültürel münasebetlerle, sanatsal münasebetlerle, gerek kültürde, gerek müzikte, gerek sanatta, gerek ekonomik hayatta, gerek diğer kurum ve kuruluşlarımızın birlikte işbirliği yapmasıyla bu zenginliği yaşamak istiyoruz. Çünkü biz aynı ailedeniz. Ve şunu gördük ki Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesiyle, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı liderliğinde, bütün bu Türk Devletleri Teşkilatı'nda yapılan çalışmalar, gerek doğal kaynaklar, gerek enerji meselelerinde, gerek Türkmenistan'dan, gerek Kazakistan'dan, gerek Azerbaycan'dan, Türkiye üzerinden, Türkiye'nin iletişim hatlarıyla Avrupa Birliği'ne ve diğer ülkelere aktarılmasında, çeşitli farklı ticaret konularında muazzam işbirlikleri vardır. Bütün bu işbirlikleri bağları daha da güçlendirmektedir. Çünkü iletişim öyle bir gelişmiştir ki, evet, bundan 100 yıl önce Sovyetler Birliği içerisinde olan bu devletler, bizlerin akrabaları, bizlerin yeğenleri, bizlerin aynı milletten gelen insanlar olarak o zaman duygusal konuşmalar yapıldığında insanlar ağlardı. Yani aynı insanlar, aynı aileden gelen, aynı milletten gelen insan bu kadar kopartılmış, bu kadar uzak, birbirini hiç tanımıyor, hiçbir münasebet yok. Çünkü o zaman Soğuk Savaş döneminde münasebet yok, iletişim yok, teknoloji yok. Şimdi hamdolsun, Allah ne büyük. O söylenenler sonrasında ki benim öğrencilik yıllarımda Kıbrıs kökenli Alparslan Türkeş, Türkiye'de önemli bir asker, sonra siyaset dünyasında hep o bunları söylerdi.
Ve ben çok iyi hatırlıyorum. Keşke bunlar doğru olsa. Ve gerçekten inanmakta güçlük çekiyordum. Ama işte Sovyet Birliği'nin dağılması, Türk devletlerinin ortaya çıkması, bağımsızlıklarını kazanmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu konulara çok önem vermesiyle bir de baktık ki bu akraba toplulukları birlikte Türk Devletler Teşkilatı'nı kurmuşlar. Türk Devletler Teşkilatı'na çok büyük bir düzen getirmiştir. Ciddiyetle bugün İstanbul'daki genel sekreterlikte gerçekten her gün bu konularla alakalı fikirler ve düşünceler üretilmektedir. Genel sekreterlik çok başarılı bir şekilde aradaki bağların güçlenmesi için gerek Türk soyda sanatsal ve kültürel eğitimler, gerek ekonomik meselede her türlüsüyle çok boyutlu bir şekilde büyük bir çalışma var. Şimdi Kıbrıs Türkler bu mücadelenin içerisinde gerçekten bütün dünyanın gözü önünde, dünyanın da saygı duyduğu bir noktada bugün Kıbrıs'ta mesele çözülmemiş olabilir. Ama bir anlam planında bizim referandum hakkımızın olması, anlam planında kendi geleceğimizi tayin etme noktasında bize bir hakkın verilmesi, ondan sonraki süreçte Kıbrıs Türklerinin özverisi ve dirayetiyle şimdi şu anda evet herkes Güney Kıbrıs'ı tanıyabilir. Onlar başarmışlar, girmişler kendi akraba topluluklarına, Avrupa Birliği'ne, Hristiyan dünyasında bir takım yerlere gelmişler. Ama bizim arkamızda da çok sayıda dost ülke vardır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyeleri olsun, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda olan İslam ülkeleri olsun, Türkiye'nin yakın dostları olsun. Bütün bunlar bize büyük sempati duymaktadır. Bütün bu ülkeler gerçekten bizlere büyük gönül bağlar vardır. Çünkü Kıbrıs Türkler hem bu adada varlığımızı sürdürürken çok büyük bedeller ödeyerek büyük bir direniş, bize göre destansı direnişle büyük bir mücadele vermişler, başarmışlar. Ama aynı zamanda çok sayıda Kıbrıs Türk dünyanın farklı yerlerinde de çok başarılı bir takım işlere de imza atmışlar. İş adamları olarak, doktorlar olarak, mühendisler olarak, avukatlar olarak her yerde Kıbrıs Türk'ü vardır. Onun için Kıbrıs Türk'ü bunu hak ediyor. Biz de bir kez daha bizlerle aynı soydan gelen, aynı milletin evlatları olarak Türk dünyasının kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkına onların da sonuna kadar tabii kendi sıkıntılarına da saygı duyuyorum ama bize sahip çıkmaları gerektiğini. Şimdi burada mazlum bir halk, bu mazlum halk hep Anadolu'ya bakmış, hep Türkiye'ye bakmış. Türkiye'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıkmasıyla onun devrimlerini, onun ilkelerini ilk uygulayan bir halk olarak buradaki mücadelesinde hep doğru yolu izlemiş. O meşaleyi yakından izlemiş ve burada en sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bağımsızlık en büyük karakterindir. Burada da bağımsızlık için gerçekten büyük bir direniş ve neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle şu anda evet belki gözlemciyi ama neticede Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir üyesi olarak çeşitli farklı aktivitelerde ve etkinliklerde yer alma hakkına kavuşmuş. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle burada her geçen gün bir gelişme olduğunu da görüyoruz. Pandemi tabii büyük bir sıkıntıydı. Onu da başarıyla atlattık. Pandemiden sonra ekonomik kriz, şimdi bu deprem felaketi, bütün bunlar bize bir bakıma büyük engel teşkil etmiştir. Ama bütün bunlara rağmen yine mücadeleci ruhumuzla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerek ekonomik meselelerini, gerek sosyal meselelerini, sağlık meselelerini, eğitim meselelerini, su meselesi, burası kurak bir ada. O kadar yağış yok. Küresel ısınmayla yağışlar daha da azalmıştır. Ama Türkiye'den buraya su getirmeyi başardık. Büyük bir proje. Aslında burası dünyada ilk. Akdeniz'den su geliyor buraya. Her gün 70 yılda 75 milyon metreküp su atıyor. İleride ihtiyacı olsa daha da az. Bir boru daha çekilir, o da olur. Ve dedik ki Güney Kıbrıs'a, bak biz gerçekten barışın devamını isteriz. Huzurun devamını isteriz. Güvenliğin devamını. Gelin paylaşalım. Neyi paylaşalım? Suyumuzu da paylaşabiliriz. Enerjiyi de paylaşabiliriz. Yenilenebilir bir enerji için ortak projeler yapabiliriz. Etraftaki denizlerdeki, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların paylaşımında işbirliği yapabiliriz. Eğer bir anlaşma olursa Türkiye Cumhuriyeti limanlarını size açtığında sizler için o büyük bir ekonomik kazanma olacak. Çünkü sizin gemileriniz vardır. Bu gemiler ticaret yapacak. Hava sahasını kullanabilir. Şu anda uzak doğudan, Rusya'dan uçak Yunanistan'a gider, ondan gelir Larnaka'ya. Halbuki Türkiye'de ve bizde de bir anlaşma olabilse uçağı direkt Türkiye üzerinden Larnaka'ya inecek. Her şey daha kolay olacak. Zaman kazanacak. Ekonomik tasarruf olacak. Dolayısıyla kazan kazan dediğimiz win-win dediğimiz bir anlaşma olabilse burası gerçekten Dubai kadar gelişebilecek bir ada olarak tezahür edebilir. Dolayısıyla Kıbrıs'ın geleceği çok parlak. Ben ona inanıyorum ama Kıbrıs'ta bizim geleceğimiz egemenlikten geçmektedir. Bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum. Yani bizim egemen eşit bir devlet olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek.
egemenliğimizi kaybettiğimiz anda bizleri federal bir çerçevede veya orta cumhuriyetinde tek egemenlik altında, yani çoğunluğun azınlığın yöneteceği bir duruma sokarlarsa her şeyi kaybederiz. Bir de kendileri buymuşlar, burayı Avpavili almışlar. Avpavili kim? Avpavili sonradan oluşturulan bir işte ekonomik birlik, şimdi Avpavili, European Union. Türkiye 1571'den 1923 Lozan Anlaşması'na kadar buranın hükümdarıydı. Egemenliği Osmanlı Devleti, onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Sen kime sorduğunda tek taraflı olarak bütün Kıbrıs'ı Avpavili'ne aldı. Kıbrıs Türkler kurucu ortağı. Yani Kıbrıs Türklerin anayasal olarak da çok büyük hakları vardır. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'ta kurulmuş. O taraftaki devletin adı hala Kıbrıs Cumhuriyeti. Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'ta kurulan devletin devamı olduğunu söylüyorlar. Ama o devletin kurucu ortağı olan Kıbrıs Türkler silah zoruyla 1960 yılında dışarı atıldıkları için kendi devletlerinden, işte bu tarihi odada, bu televizyon programı çekildi bu odada 1963 yılında, 21 Aralık 1963 yılında devletin temelleri atıldı. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerin devletin tarihi esasında 60 yıldır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na bundan işte gelecek sene 50 yıl olacak. Türk askerinin adaya çıkmasıyla iki bölgelilik oluşmuş. Türkler tamamen kuzeye, Rumlar tamamen güneyde. Yani iki devletlilik ve sınırlar temeli atılmış. 1983'te de kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Ravit Denktaş'ın yine bu binada ilanı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuş. Ve dolayısıyla geçmişe baktığımızda çok önemli evrelerden ve aşamalardan geçerek bugünlere kadar gelmiş olan bir Kıbrıs Türklerin devleti, şimdi adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının kendi fedakarlıkları, kendi mücadelesi, kendi ödediği bedeller her türlüsüyle bağımsız devlet olmanın hakkını kazanmış, gururuyla yaşamını sürdürmekte olan bir Kıbrıs Türk halkı. Kıbrıs Türk halkı da adı üstünde. Türk halkı buradaki ayrı devletiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olmanın gururunu yaşarken bütün Türklük dünyasının da sevgisini, muhabbetini, desteğini almak pozisyonda, buradan sizler aracılığıyla bütün Türk dünyasına sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Nereden? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. En güneyden. Sizlerin akrabaları olan, sizlerin soydaşları olan, aynı milletten gelme bir halk olarak bunun gururu yaşayan, Türkçe konuşan, öz Türkçeyi benimseyen, öz kültür, aynı kültür ve bu kültürle, bu milli değerlerle buradaki varlığımızı büyük bir mücadele içerisinde sürdürmekte olan kardeş halktan onların desteğini alabilmek bizler için fevkalade önemli ve değerli. Gerçekten tarihi anları yaşıyoruz. Gözlerimiz üye olması KKTC'nin, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi anayasal ismiyle üye olması aslında tanınmanın önündeki bir ilk adım diyebiliriz. Peki az önce de siz bahsettiniz. Kıbrıs'ın taratılması, en azından dost ve kardeş ülkeler tarafından tanınması ile ilgili çok fazla mücadele veriyoruz diye. Bunları başlıca sıralayabilir misiniz? Yani ne gibi bir mücadele veriyorsunuz? Şimdi tabii tanınmadığımız için direkt uçuş yok. Burası bir ada ekonomisi. Ada ekonomisinin en büyük tabii özelliği, bizim gibi bir ülkede deniziyle, kültürüyle, doğasıyla her türlü güzel turizm. Bir numaralı endüstri. Güney Kıbrıs bizden daha gelişmiştir. Ne için? Direkt uçuş var. Bugün İngiltere'den günde yüzlerine uçak inip kalkıyor. 4 saatte gidip. Halbuki bize Türkiye'ye iniyor. Türkiye'den kalkıyor. Hem daha fazla maliyet, hem daha fazla zaman. Direkt ticaret benim limanından direkt vapur gidemiyor. Çünkü kabul etmiyorlar. Bunlar çünkü diyor ki liman bana aittir. Benim otoritemin onayıyla ancak gidebilir. Biz onun otoritesine boyun eğmeyiz. Bizim otoritemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'dir. Dolayısıyla hep Türkiye üzerinden yapıyoruz yaptıklarımızı. Türkiye işte böyle güçlü bir devlet. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkiye'ne sahip çıkmış. Türkiye de zaman zaman sıkıntı yaşamış ama ne demiş muhataplarına? Biz Kıbrıs Türk halkının, soydaşlarımızın tamamıyla yanındayız. Onların hakkı için, onların hukuku için, onların geleceği için, onların ekonomik olarak ayakta durabilmesi için biz Türkiye olarak onlara yardımcı olmak durumundayız. Dünyada bunu kabul etmiş. Yani şimdi iş nereye geliyor? Diğer devletlerden de Türkiye'nin bize yaptığı fedakarlığı mümkün olduğunca istiyorum. Çünkü neticede ben burada ayrı bir halkım, ayrı bir devletin, diğerleri beni tanımayabilir. Ama kimse benim varlığımı inkar edemez. Ben Birleşmiş Milletler'e gidip genelde Eylül ayında veya başka toplantılarda Birleşmiş Milletler iyi misyon niyetiyle, o toplantının adı öyle değil, Rum Cumhurbaşkanı'ndan kuzeyde oturuyorum ve görüşüyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'e göre
hala da Kıbrıs meselesine bir çözüm bulunmadığı için esas olarak bizi eşit görüyor. O da lider, ben de lider. O kimin lideri? Rumların lideri. Ben Türklerin lideri. Oturup konuşuyoruz. O muameleyi görüyor. Ama işte maalesef o kadar büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız ki başka devletlerle oturup onların liderleri bu muhabbeti kuramıyorum ben. Çünkü bunlar itiraz eder. Bunlar der ki o işgal altındaki bölgenin cumhurbaşkanıdır. Esas cumhurbaşkanı benim. Dolayısıyla belki onunla da görüşmezler ama benimle de görüşmezler. Çünkü böyle bir tanımlama var. Halbuki bu tanımlama tamamıyla Rumların yakıştırmasıdır. Burası meşrudur, hukukidir. Çünkü bizi 1960'ta silah zoruyla devletin dışına attılar ve burayı Yunanistan'a bağlamak istediler. O mücadeleyi devam ettirdik. En sonunda 15 Temmuz 1974'te bir hata daha yaptılar. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki Junta'yla buradaki Makaros'un muhalifleri, Makaros yavaş yavaş burayı Yunanistan'a bağlamaya çalışıyordu. Türkleri göç ettirmek suretiyle, Türkleri ekonomik olarak sıfırlamayla. Bu Yunanistan'daki Junta kendi siyasi pozisyonunu güçlendirsin diye böyle bir adım atmak istedi. Yunan dünyası için önemli bir adım. Kalktılar buradaki bir takım militanlarla, teröristler işbirliği yaptılar. Makaros'u devirdiler, darbe yaptılar ve o gece 15 Temmuz 1974'te o gece ikinci Yunan devleti ilan ettiler. Adı işte Doğu Akdeniz'deki Helen devleti. Bu şekilde bir deklarasyon yaptılar. Çok manidar bir tarih. Ve FETÖ'yü söyleyin. FETÖ 15 Temmuz'da evet. Alıydı daha sonra. Çok manidar bir tarih. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir çağrıda bulunduk. Denktaş, Rauf Denktaş kurucu Cumhuriyeti. Bu odadan Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Cumhuriyeti'ne çağrıda bulunduk. Türkiye Cumhuriyeti dedi ki 1960 anlaşmasının ki orada iki eşit halk vardır diyor 1970 anlaşması. İngiltere'nin buradan çekilmesiyle Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum halkı garanti ülkeler İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan. O anlaşmaya binaen ve Ekim'deki garanti ve ittifak anlaşmalarına Kıbrıs Türk halkı çağrı yaptı ana vatana. Lütfen geliniz. Gelmezseniz bu teröristler ilk önce Makaros'u darbeyle indiler. Binlerce insan öldürdüler kendi aralarında iç savaş. Bir sonraki adım zaten açık meyat akli tasvirlerinde bir plan vardı. Onu hep biz biliriz ne olduğunu. Bir sonraki adım Kıbrıs Türklere soykırım girişinde bulunacaklar. Kıbrıs Türkleri topyekun birkaç gecede öldürmeye çalışacaklar. Kaçan kaçacak, ölen olacak. Ve burayı işte dediğim gibi Helen Cumhuriyeti. İkinci Yunan Devleti Doğu Akdeniz'de. Çünkü emelleri Büyük Yunanistan. Megalia Aydia dedikleri ta 1800'lü yıllardan kendi rüyalarında olan, hayallerinde olan Ege Adaları, Rodos, Girit, Yunanistan ve Kıbrıs ve tabii kendilerine göre denizci de bir millet. Çok gemileri var, deniz onları çevirmek. Deniz de vatan toprağıdır. Yani deniz su olabilir ama altı topraktır. Ve Ege Adaları'na, Poralara kadar Büyük Yunanistan bir haritaya baktığında bunların kendi aralarında yayınladıkları haritaları sık sık görürüz. Türkiye'yi kuşatacak, Türkiye'den daha büyük bir Yunanistan hayal edilir. Denizleri de dikkat alınlar. Dolayısıyla Kıbrıs işte o kadar önemli. Kıbrıs'ta biz ona dur dedik. Kıbrıs'ta geçit vermedik. Kıbrıs'taki mücadeleyle Türkiye'nin güvenliğini çok daha emin bir noktaya taşıyabildik. Kıbrıs gitseydi, Kıbrıs Yunan adası olsaydı bugün haritaya bakınız Ege Adaları'ndan sonra bir kuşatma daha Anadolu'yu hapsedeceklerdi Türkiye'yi. Atatürk'ün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Kıbrıs'ı kaybedersek ikmal yolları kapanacak. Türkiye'nin hareketleri daralacak demişti çok büyük sözler. Ve dolayısıyla biz bunu başardık Kıbrıs'ta. Onun için sorduğunuz soruya cevap Türkiye'nin güvenliği için Kıbrıs önemliydi. Ama bütün Türk dünyası bakımından yapılan açıklamalara, değerlendirmelerde, o devletler teşkilatının yaptıkları hep çalışmalarda Azerbaycan olsun, diğerler olsun birlikte aynı teşkilatın bir parçası olarak onun gücü benim gücümdür, benim gücüm onun gücüdür. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'e kadar etkinliği olan Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ehemmiyet vermeleri lazım. Evet. Çünkü bu ehemmiyet hem doğal kaynaklar için hem ticaret yolları için bugün Suez Kanal ta 1878'lerde İngiltere'nin buraya gelme sebebi o zaman çok iyi biliyoruz Suez Kanal. Evet. Ticaret oradan geçiyor. Hala daha bana verilen rakamlara göre ta uzak doğudan Çin'den Hindistan'dan o Suez Kanal'dan gelip geçiyor bu gemiler ve Avrupa Birliği'ne oraya buraya gidiyor. Dünya ticaretinin %70'i buradan geçiyor. %70'i bizim önümüzden Suez Kanal'dan çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki o Doğu Akdeniz denizden oradan geçip gidiyor. O kadar önemli bir merkezde yaşıyoruz biz. Dolayısıyla Türk milletinin kendi güvenliği, kendi geleceği, kendi gücü için buradaki kontrol bizlerde olması lazım. Onun için
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti egemen olması lazım. Egemen bir devlet kendi geleceğini tayin etme hakkına vardır. Türkiye ile de diğer Türk devletleri teşkilatıyla da başka ülkelerde de sözleşmeler yapabilir, anlaşmalar yapabilir, ticareti kontrol edebilir, her türlü etkinliği olabilir. Onun için o kadar önemli bir meseleden bahsediyorum. Şimdi şöyle, jeopolitik bir değişim var. Her an bir tarihi anlara şahit olabiliriz. Seyircilerimize buradan seslemek istiyorum. Gerçekten önemli bir tarihi anları yaşıyoruz. Yani şöyle 30 sene önce bunu hayal edemezdik aslında. Türk Cumhuriyetleri bir araya gelecek, bir birlik kuracak. Daha sonra KKTC gözlemci üye olacak. Bunları bile hayal edemezken bugün kısa bir sürede böyle bir başarıyı elde etmiş olduk aslında. Bunun daha da ileri gitmesini temenni ediyoruz. Çünkü çok önemli bir bölgedeyiz. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha fazla özellikle kendi doğal paydaşlarında tanınması, bilinmesi gerektiğini düşünüyorum aslında. Şimdi son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Siz geçen Londra'da bulundunuz ve bir Rum tarafından saldırıya maruz kaldınız. Aslında bütün bu gelişmelerin bir cevabı olarak sizlere vermeye çalıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası alanda büyük bir başarı elde ediyor. Türkiye'nin de desteğiyle birlikte. Ve bunun ardından Londra'ya seyahat ettiniz. Bir tepkiyle, bir saldırıyla karşı karşıya kaldınız. Yorumunuzu almak isterim. Bir kere tabii işte Rumların zihniyeti bu. Yani ben orada King's College London Üniversitesi'ne davet edildim. Orada bir konuşma yapmak için. Oradaki öğrenciler her şeyi düzenlemişler, açıklama yapmışlar, üniversite idaresinin onayını almışlar. Ondan sonra oradaki Rum talebeler kesinlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı bu okula gelmemesi lazım şeklinde. Orada bir takım rahatsızlıklar vermeye başlamışlar. Benim oradaki Türk çocuklar arada dediler ki hadise olabilir burada. Dolayısıyla bu toplantıyı isterseniz erteleyelim. Yok dedim, erteleyelim ama bu toplantı duyuruldu, ben oraya geleceğim. İşte o gün çeşitli farklı tehditler, şu bu falan. Ben gittim. İşte giderken de gördüğünüz bir takım orada çapulcu niteliğindeki bazı bana göre bir öğrenciye yakışmayan hareketlerle bana laf atmalar, işte tehdit etmeler, arabaya saldırmaya çalışanlar falan. Neyse bizim kendi güvenliğimiz, üniversitenin güvenliği. Biz girdik, konuşmamızı yaptık, söyleyeceğimizi söyledik ve döndük. Ama o görüntüler tabii kaydedildi. O görüntüler kaydedilince medyaya düştü. Medyaya düşünce oradaki rezilliği bütün Türk dünyası kınadı. Yani en üst düzeyden herkes seçilmiş bir Kıbrıslı Türk Cumhurbaşkanı yapılan bu hareketi kınadı. Ve Rumlar da inanıyorum ki mahcubiyet duydular. Çünkü Rum tarafında da yaşayan mantıklı insanlar vardı. Bunlar duyulmuyordu tabii ki de. Şimdi sosyal medya, iletişim güçlüyüz yani. Biz de güçlüyüz hamdolsun. Bu arası Kıbrıs'ta da her şey iletişimdir. Zaten bu iletişimle Türk dünyasında yakından takip ediyoruz. Eskiden yoktu ki bir iletişim kanalları. Şimdi şu anda en iyi iletişimi yapan sizsiniz. Görüyorum yayınlarınızı. Büyük bir hayranlıkla hep bunları izliyorum. Ve çok milyonlarca insana gidiyor. Bunun insanlar hep bunları gerek üniversitede olsun, gerek sivil toplumda olsun, gerek devlette olsun, her yerde meselelerle ilgili insanlar oturup izleyebiliyor. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Şimdi var. Dolayısıyla bu Rumların yaptığı hadise de sosyal medyada özellikle Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. 85 milyon nüfusu var. Oraya dağılınca o görüntüler çok büyük ilgi topladı. Çünkü neticede Yunan bayraklarıyla bana saldırıya kalktılar. Saldırdıkları adam kim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Ve burada Türklük dünyasının yanında buldum. Yani benim halkım yanında da esas güç Türklük dünyası. Özellikle anavatan Türkiye Cumhuriyeti. Onların da tepkisi ortaya konunca o zaman bunlar biraz sus etti. Neticede benim buradaki mücadelem, hep söylerim, Türklük dünyası içindir. Ben sık sık buraya gelip sizin koltukta oturan, ben burada en güneydeki bir Türk devleti olarak kendi bayramı, kendi sesimi, kendi mücadelemi, özgürlüğümü, hürriyetimi, bütün bunları, bu kutsal değerleri savunurken ben öyle görüyorum. Bütün Türklük dünyasının bir şerefi haysiyetiydi. Çünkü bizim adımız belli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yiz. Dediğim gibi Türkiye'nin güvenliği buradan geçer, Türkiye'nin kendi istikbali, bu denizlerdeki ticaret olsun, doğal kaynaklar olsun, doğal zenginlikler olsun, buranın tarihi, yani her memleketin, her ülkenin kendine göre milli bir davası vardır. Kıbrıs milli bir topraktır. Kıbrıs'ta
Çok medeniyetle gelmiş gitmiş. Hala Sultan gelmiş, burada şehit olmuş, burada mezarı vardır. Çok tarihi eserler vardır. Çok burada tarih yazılmıştır. Bütün bunlar Osmanlı tarihi, Osmanlı tarihi ve Türk tarihi. Bir bütün olarak baktığımızda burası hem siyasi olarak, hem stratejik olarak, jeopolitik, jeostratejik, bütün bu kavramların deniz yetki alanları, karasuları, ekonomik münhasır bölge hepsi bir bütün bütünleştiğinde çok değerli bir adadan bahsetmekteyiz. Bu değerli adanın güvenliği, siyasi pozisyonu Türkiye ile birlikte çok daha önemli bir noktaya gelmiştir. Özellikle son yıllardaki Türkiye'nin hamleleri, Türkiye'nin artık ta Libya'ya kadar giden o koridorda söz hakkı olabilmesi, bütün bu hem ticari yolların hem doğal kaynakları kontrol etme noktasındaki kararlılığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti statüsünü ve değerini tabii artırmıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizinle röportaj yaparken, sohbet ederken gözümde şu canlandı. Az önce giriş yaparken bahsetmiştim. 300 milyonluk bir Türk dünyası ailesine hitap ediyoruz diye. Gerçekten bu ailenin çok önemli stratejik noktada bulunan ayağını sizler temsil ediyorsunuz. Ve biz de bunları o büyük aileye aktarmış olduk. Bir kere şunu tekrar edeyim. Bu bölgede May Vatan dediğimiz bu kavramın yaşatılmasında ve üretilmesinde Kıbrıs çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin stratejik değeri o bakımdan çok daha artmıştır diye değerlendiriyorum. Çünkü vatan denilen artık sadece toprak parçası değil, aynı zamanda denizler de Mavi Vatan adı altında vatandır. Çünkü denizlerdeki zenginlikler sadece petrol, doğalgaz değil, stratejik yollar, denizlerdeki etkinlik, ticaret yollarının kesiştiği Suez Kanalı'na kadar artı hem denizlerde hem havada fırhatlarında. Çünkü şu anda İHA'larla, SİHA'larla, yeni teknolojiyle ta ki Libya'ya kadar giden bu bölgedeki bütün Türk dünyasının ve tabii anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi hakkı, hukuku, güvenlik meseleleri, bütün bunların denetlenmesinde buradaki varlığı çok önemli. Çünkü biz egemen bir Türk devleti olarak elbette bu stratejik konularda, askeri konularda tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti ve tabii diğer Türk Devletleri Teşkilatı'nın değerli üyeleriyle. Çünkü onlar zaten bir bütün. İnşallah zaman içerisinde daha da yakınlaşacaklar. Zaman içerisinde aralarındaki o milli bağlar daha da güçlenecek. Biz de en güneydeki Türk Devleti olarak bu adadaki varlığımızı bütün bu milli değerlerle yürütmenin bahtiyarlığı içerisinde olacağız. Bütün mesele budur. Bunu anlamak lazım. Bunu bizim için ne kadar önemli olduğunu her Türk insana, Türk soyundan gelen her gence anlatmak, onları bu değerlerle eğitmek, onların geleceğe bu değerlerle yürüyebilmelerini sağlamak bizim için büyük bir olay. Dolayısıyla ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere bu yaptığınız yayınlarda başarı diliyorum. Çünkü gerçekten bu yayınlar fevkalade önemli Türk dünyası için. Çünkü Kazakistan'dan doğan, Kazakistan'da büyüyen, orada eğitim alan, daha sonra bu güzel Türkçesiyle bütün Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki önemli kurumlarda, kuruluşlarda, yayınlarla yaptığınız bu yayıncılıkla bizlerin meselelerini, bizlerin emellerini ve hedeflerini, ülküsünü anlatabilecek pozisyonda böyle bir network yaratmanız. Bu bir network'tür. Yani bu herkesin başaracağı bir şey değildir. Bu ancak sizlerin öz değerleriyle, inancınızla, Türkiye'ye olan sevginizle, bütün bunları çalışmanızla başarmanız ve böyle bir ortak dille bütün bunları ilgili yerlere iletebilmeniz ve bizlerin de sesi olmanız bizim için büyük bir zenginlik. Sonra özellikle Nazım Hanım size yürekten teşekkür etmek istiyorum. Sizlere başarı diliyorum. Çok sağ olun.